Türk sinemasının sultanı olarak anılan Türkan Şoray, 28 Haziran 1945 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokula Rami Tas Mektebi'nde başladıysa da çok sık taşındıkları için sürekli okul değiştirmek durumunda kaldı. Son olarak 1956'da Feriköy İlkokulu'ndan mezun oldu, ardından Fatih Kız Lisesi orta bölümünü bitirdi. Bununla birlikte okul hayatı son buldu. Ailesi maddi ve manevi sıkıntı içindeydi. Babası Halit Şoray, devlet demir yollarında memur, annesi ev hanımıydı. Bir süre sonra babası işini bıraktı ve polis memuru oldu. Annesi de lastik fabrikasında çalışmaya başladı. Türkan Şoray ise özellikle kız kardeşi Nazan Şoray'ın doğumu ile birlikte ev işlerine yardım etmek zorunda kaldı. Annesi ve babası şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Kardeşiyle birlikte annesinde kalan Türkan Şoray, Karagümrük'te ev sahiplerinin kızı Emel Yıldız ile arkadaş olarak onun çalıştığı Yeşilçam'a gitmeye başladı. O sıralar Nisan Haper'in asistanı olan Türker İnanoğlu Şoray'ı keşfetti. Köyde Bir Kız Sevdim filmi için Emel Yıldırım ile anlaşılmıştı ama Türkan Şoray oynatıldı. Ailece yaşadıkları maddi sıkıntı nedeniyle filmlerde oynamaya başladı. O dönemde Şadi Çadır ile nişanlıydı. Fakat bir süre sonra ayrıldı ve ardından Türker İnanoğlu ile nişanlandı. İlk filmlerinden sonra dikkatleri üzerine çekerek 1961'de dönemin popüler dergisi Sinema'nın kapak kızı oldu. Asıl önemli çıkışını Acı Hayat filmi ile yaptı. Bu filmle 1964'te ilk kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçildi. Ardından çektiği filmlerle 1960'lı yıllara damgasını vurdu. 1962 senesinde setlerde tanıştığı Rüçhan Adlı ile büyük bir aşk yaşadı. Adlı'nın evli olmasına ve tüm eleştirilere rağmen 23 yıl süren ilişkileri döneminde Şoray kanunları oluştu. Rüçhan Adlı Şoray'ı çok kıskanıyor ve öpüşme sahnelerine, dekolte kıyafetlerine karışıyordu. Sultanım diye hitap ettiği Şoray böylelikle hem lakabını hem de kanunlarını oluşturdu. 70'li yılların başlarına kadar sinemalarda sadece Türkan Şoray filmleri oynadı. Şoray 1972 senesinde daha az film çekmeye karar vererek yeni bir döneme girdi. Aynı yıl çekilen Dönüş filmi ile ilk yönetmenlik denemesini yaptı. Yılmaz Güney gibi ustalardan övgüler alan film o yılın en çok hasılat yapan filmi oldu. Ayrıca Moskova Film Festivali'nde özel bir ödül aldı. 1973 senesinde ikinci defa yönetmenlik yaptığı Azapta'yı çekti. Fakat ilki kadar başarılı olamadı. Ardından gelen 80'li yıllarda çok az iş kabul etti. En önemli eserlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım yine bu dönemde çekildi. 1980 seneleri Türkan Şoray için büyük değişiklikler getirdi. 1983 yılında Rüçhan Adlı ile ayrıldı ve aynı yıl meslektaşı Cihan Ünal ile evlendi. 1984 senesinde annesi vefat etti. 1985'te de kızı Yağmur dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra ara verdiği sinema çalışmalarını 1987 senesinde çektiği Hayallerim, Aşkım ve Sen filmi ile geri döndü. Yine de aynı sene Rumuz Goncagül, Gramofon, Avrat, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu filmlerini çekti. 1993 yılında Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Tatlı Betüş isimli televizyon dizisini yaptı. Şoray 1994 yılında oynadığı Bir Aşk Uğruna filmi ile ikinci defa Altın Portakal en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Aynı sene babası vefat etti. Bundan bir sene sonra Rüçhan Adlı hayatını kaybetti. 1990'ların sonunda yeniden hareketlenen Türk sinemasında Yer Çekimli Aşklar, Nihavend, Mucize, Gönderilmemiş Mektuplar gibi filmlerde yer aldı. Ardından büyük beğeni kazanan ve Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edinen Şener Şen ile başrolleri paylaştığı İkinci Bahar dizisinde rol aldı. Ardından da Haluk Bilginer ile Tatlı Hayat dizisinde oynadı. Sonraki yıllarda birkaç televizyon dizisi daha çeken Türkan Şoray son olarak 2006 senesinde Uğur Yücel'in yönettiği ve başrolleri yine Uğur Yücel ile paylaştığı Hayatımın Kadınısın filmini çekti.